uzunca bir mektup göndermiş ve adının açıklanmasını istemiyor. Güzel düşüncelerinden dolayı, iltifatlarından dolayı teşekkür ederim. Size de selamları var. Sizin sayenizde diyor. TGRT'nin neredeyse ilk zamanlarından beri sizi dinliyorum. 93-94 yıllarından beri diyor. Sizin sayenizde diyor işte namaz, oruç, zekat bunları diyor öğrendim, yapmaya başladım. Günahlardan sakınmaya çalışıyorum diyor. Mümkün olduğu kadar işte insanlardan diyor etkilenmemeye çalışıyorum diyor. Onların günahlarından falan. Bunlardan bahsetmiş, güzel şeyler anlatmış. Cenab-ı Hak razı olsun, teşekkür ederiz. Kalbindekini söylemiş. Hani geçenlerde bu perşembe akşamı o konuyu bant alırken orada dikkatimizi çekti, ikimizin de dikkatini çekten naklediyorduk ya. Kalp temizse dilden güzel şeyler soluyor eder. Kalp temizse. Ama kalp temiz değilse, çıvık çarşısıysa oradan da aynı şekilde nemhamlık, yalancılık, sahtekarlık, riyakarlık bunlar zuhur eder. Kaba saba sözler çıkar. Bu dinleyicimizin de kalbi güzelmiş. O güzellik kendisine aittir. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala hepimizi bu büyüklerin bildirdiği yoldan ayırmasın. Amin. Dinleyicimizin ilginç bir cümlesi var. Elhamdülillah demiş. Ben diyor sizi diyor herhangi bir insan diyor tavsiye etmedi diyor. Kendiliğimden diyor denk geldi diyor. Dinlemeye başladım. Ta başladım o zamandan beri yani yıllar geçmiş aradan. Bunun diyor Rabbimin bir ihsanı olduğunu düşünüyorum diyor. Mübarek olsun. Başka türlü hani büyükleri diyor anlattığınız kişilerden haberimiz bile yoktu diyor. Mübarek olsun. O bir iyilik yapmıştır. Haberi bile yoktur. Allah-u Teala hoşuna gitmiştir. Getirmiştir aynı şekilde. Burayı sevdirmiştir. Hadise bundan ibaret. Mübarek evet. Olsun. Cenab-ı Hak ayırmasın. Dinleyicimizin bazı soruları da var. Bunlardan birisi mesela şu. El öpme ve öptürme konusunda diyor. Bu dinleyicimiz hanım dinleyicimiz. Anadolu'da biliyorsunuz hep yaygındır. Yani İstanbul'da, büyük şehirlerde de var neredeyse bu. Bayram gelecek diye diyor, ödüm kopuyor diyor. Çünkü diyor bizim burada diyor adettir diyor. Eve diyor erkekler gelir diyor. El öperler diyor, küçükler diyor, evdeki büyük kadınları. Ben de diyor elimi öptürmek istemiyorum. Hani yaşımda genç diyor, o kadar yaşlı değilim diyor. Ama elimi arkaya koyuyorum diyor işte. Teşekkür ederiz, mübarek olsun sizin de falan. Gelen akraba, uzaktan akraba falan, komşular momşular. Ama işte yengecim, ablacım ayıp olur ya öpmesek olur mu falan diye çok ısrar ediyorlar diyor. Ondan sonra çok sıkıntı yaşıyorum diyor, rahatsız oluyorum diyor. Hani hiç görünmesem diyor, o da diyor şey olacak diyor, fitneye sebep olacak diyor, ne yapayım diye. Şimdi hepimizin başına geliyor bu. Hani hatırımıza gelen bizim kendi yaptıklarımızdan da. Baktık ki öyle durumlar var. Evde şekerliktir, kolonyadır veyahut da buna benzer iki elinde doldurursun. Gelenler kusura bakmayın elimde dolu falan çok sağ olun. Sizin de el öpenleriniz çok olsun. Buyurun 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 denir, savuşturulur. Buna benzer şeylerle geçiştirmekten başka yapılacak bir şey yok. Çünkü anlasan anlamıyor. Yani işte karşıdaki öyle diyor. Olur mu? Ayıp olur. Kime ayıp olur? El alem ne der? El alem bana ne ya? Herkes ne der? Herkes bana ne? Rabbim ne der diye düşünen yok. Onu düşünmüyoruz. El alem ne der? Başkası ne der? Başkasına göre rotamı çizmiyoruz. Allah-u Teala dinini göndermiş. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmış. Biz o kitapları okuyoruz. O kitaplarda ne buyuruyor söylüyor. Mesela senelerdir hep anlatıyoruz. Tamim-i Hasadiyeti Ebedi kitabında Allah-u Teala hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Hazretlerine razı olsun. Her şeyi koymuş ortaya. Orada yazmış. Oku. Ha buraya uyuyor mu? Ama herkes ne der? O zaman uymuyorsun. Nefsine uyuyorsun. Bizi bağlamaz o.